izler yaptı. Kesin o eziklerin işi tabii. Kıvılcım, aslına bakarsan bu pek eziklerin işine benzemiyor canım. Yoksa bana bak, kendi kendine bir plan mı yaptın? Hani kızların üstüne suç atmak için. Öyle bir plan yapıp da beni dahil etmediysen gerçekten çok üzülürüm, çok rencide olurum canım. Yok Asya, bu sefer gerçekten ben değil, ezikler yaptı ya. Sahi mi söylüyorsun? Ay inanamıyorum. Kıvılcım, Ekrem'i çağırıp burada olanları gösterelim. Belki ya kızları cezalandırır. Hatta belki ya kızları dövebilir. Evet. Bari şuraları dağıtalım da tam olsun ya. Dağıt kızım, dağıt. Sen çöz bakalım ama cevabına bakmak yok. Of ya, her tarafı taştı, hep senin yüzünden Leyla. Ya uğraşmasana benimle. Ya sürsen bir türlü, sürmesen bir türlü. Ama sen sürdüğünde daha güzeldi. Ya sürerken öyle demiyordun. Ya bari Nazlı'nın ödevine yardım et. Ellerim ojeli, görmüyor musun? İşte tam tahmin ettiğim gibi odanızdasınız. Nazlı sen mi söyledin? Vallahi ben söylemedim. Bunu bilmek için Nostradamus olmaya gerek yok ki, her şey ortada. Ay aslında çarpazlarını iki tane artık hak ettiler. Ya ne çarpması ya, alt tarafı bir oje. Ne ojesi, sen neden bahsediyorsun? Her yeri mahvetmişsiniz. Yani evet, sağ olsun Leyla sürerken birazcık taşırdı da. Aslı yenge özür dilerim, bir daha sürmem. Ya manyak mısınız siz ya, odamı mahvetmişsiniz. Böyle özür dileyerek olmaz. Biz Kıvılcım'ın odasına gitmedik ki. Sus pisedik seni. Aslı yalancı bunlar ya. Asalım bunları. Ah orta çağda olacaktı ki, görecektiniz o zaman. Ah canım benim, sakin ol, sakin. Tıkanacaksın şimdi. Aa, bana bakın kızlar. Düşün çabuk önümü, amcanıza göstereceğim yaptıklarınızı. Cezanızı o vermezse ben kendi ellerimle vereceğim. Hadi bakayım. Evet evet, bu sefer bittiniz. Ekrem ezince ezik kere ezik olacaksınız. Ay çok heyecanlıydım. İnşallah tokat atar böyle. Hadi düşün önüme, düş 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 düş. Yürü. Yürü. Hızlı biraz. Sallanmayın. Yürü. Çık. Ya bunu biz yapmadık Aslı yenge. Aha tabii tabii canım. Ya evet, biz odadaydık, siz de gördünüz. Siz beni salak mı zannediyorsunuz ha? Daha önceden inip dağıtmış falan olamaz mısınız yani? Durun siz, durun, durun, durun. Ekrem! Müstesna! Ay yetişin, yetişin, tansiyonum gitti. Ay sağlığım bozuldu. 2 gram mısır bulamadım evimde, yetişin. Göreceksiniz siz. Ekrem! Kesin sen yaptın değil mi bunu Kıvılcım, bize iftira atmak için? Aslı! Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Ödüm patladı. Odanın haline bir hırsız falan mı girdi? Yok Ekrem yok. Seni bu ezikler yaptı. Hem hırsızlar hem yağmacılar ya. Benim odamı ne hale getirmişler? Ben sizin odanıza böyle şeyler yapıyor muyum ya? Duyduklarım doğru mu kızlar? Susun, cevap vermeyin bakayım. Ha. Aslıcığım bırak cevap versinler. Peki bırak cevap versinler Ekremciğim. Ya Ekrem amca yemin ederim biz yapmadık ya. Biz odamızdaydık. Ha Ekrem Bey, ben de mutfakta çalışıyordum. Kimsecikler ne girdi ne çıktı. Sen sus, sana mı inanacağız ya? Biliyoruz kızları ne kadar sevdiğini. Sana kalsa zaten tüm dünya elle tutuşsun, hayat bayram olsun değil mi? Ha. Ama bu ezikler yaptı. Evet hayatım, Kıvılcım benim dizimin dibindeydi. O hiçbir şey yapmadı yani. Bu kızlar demedi deme Kıvılcım'ı kıskanıyorlar. Ona iftira atmak için böyle şeyler yapıyorlar. Hayatım her tarafı dağıtmışlar, Kıvılcım'ı suçluyorlar. Tamam, her ne halise çocuklar arasında olur bazen böyle şeyler. Şimdi kızlar odayı toparlarlar, bu işte biter. Ekrem amca biz yapmadık. Siz yapmadıysanız dışarıdan birileri girdi demektir. Bu da mümkün olmadığına göre bu konuyu kapatalım artık, tamam mı çocuklar? Ya Ekrem en azından bir iki tokat atsaydın ya. Ben hayatımda hiçbir çocuğa bir fiske bile vurmadım.